muydu? Anlam kazanan sözcüklerdir. Baktığımızda, yani kimi sözcüğün tek başına bir anlamı yok ama ne yapıyor? Cümlede belirli bir anlam kazanıyor. Edatlar cümleden çıkartıldığında cümle anlamsızlaşır. Aslında edat, bağlaç bir gibi düşünebilirsiniz. Edat ve bağlaçın ortak özelliği ikisinin de tek başına herhangi bir anlam taşımaması. Ancak farkı şu diyebiliriz, edatları çıkarttığımızda cümle anlamsızlaşırken bağlaçları çıkarttığımızda cümlede anlamsızlaşma olmuyor arkadaşlar. Tabii ki ufak daralmalar olsa da bir anlamsızlaşma olmuyor. Edatlarda oluyor arkadaşlar. Baktığımda ben edatları belirli başlıklar altında sınıflandırmayı tercih ettim. Benzetme edatı nedir arkadaşlar? Gibi sözcüğü. Her gördüğümüz gibi evet edattır. Cümlede farklı bölümlerde kullanılabilir. Yer yön edatları, bunlar da çok kullanılıyor. E doğru. Eve doğru geldi. E karşı. A kadar. Bu sık kullanılanlar arkadaşlar yuvarlak içine gösterdim. Zaman edatları, den beri, den evvelden önce, den sonra kullanılıyor daha çok. Bunlar zaman tabii ki ayırdım ama mesela sabaha doğru geldik dersen burada ne olur? Zaman edatı olur. Tabii cümle dik kazandığı anlama göre sınıflandırmamız daha doğru arkadaşlar. Sebep edatları, den dolayı, den ötürü, için. İçin burada çok sık kullanılan, den dolayını işaret edildi. Başkalık edatları. Başkalık edatları da çok hani kullanmıyoruz aslında ama den başkayı şöyle bir dikdörtgen içinde belirttim. Bunu belirtmemin sebebi de den başka çok sorulmadı ama sorulmadı. Edat olduğunu her zaman anlayamayabiliyoruz. Yani çok sık kullanılmadığı için. Ama şunu unutmayalım. Den başka. Sözcüğü neymiş? Edatmış. A özgü. Sinema özgü kıyafetler. A özge, özge başka zaten, den gayrı. Miktar edatı kadar çok kullanılıyor. Her gördüğümüz kadar, evet. Vasıta ve beraberlik edatı, ile sözcüğü, ile edatı ve ilenin de arkadaşlar, ilesinin düşüp etleştiği zaman da vasıta dediğimiz L de nedir? Beraberlik, vasıta edatıdır. Hal edatları, a ait, a dair, a göre çok kullanılıyor, a rağmen çok kullanılıyor. O zaman toparlayacak olursak, çok sık kullanılanlar gibi a doğru, e doğru, a karşı, a kadar, den önce, den sonra, den dolayı, den ötürü, için, den başka, kadar, ile, a göre, a rağmen. En çok kullanılan arkadaşlar bunlar. Sonra devam ediyorum. İle sözcüğüyle ilgili bir detay. İle sözcüğü hem edat hem bağlaç olarak kullanılabiliyor. İle sözcüğünün bağlaç olarak kullanılabilmesi için yerine ve getirdiğinde aynı anlamı sağlıyorsa nedir? Bağlaçtır. Çünkü ve de bağlaç. Yani o zaman Leyla ile Mecnun derken buradaki ile sözcüğü nedir? Bağlaştır. Çünkü ne yaptım? Ve sözcüğünü getirebildim. Ve bağlaçı getirebildim. Beraberlik ve bağlaçı anlamında ise zaten edattır. Geldim yalnız ve ancak sözcüklerine. Yalnız ve ancak sözcükleri de ile gibi hem edat hem bağlaç olarak kullanılabiliyor. Yalnız ve ancak sözcükleri arkadaşlar sadece anlamına geliyorsa nedir? Edattır. Ancak arkadaşlar yalnız ve ancak sözcükleri yalnız ve ancak sözcükleri yön değiştiriyorsa, hani yön değiştiren ifadeler var ya, ama fakat lakin, oysa ki falan gibi. Yön değiştiren ifade ise, eğer yön değiştiriyorsa,
veya yerine fakat ettirebiliyorsan ne denir o zaman da arkadaşlar? Bağlaç. Sadece anlamındaysa edat, fakat anlamındaysa bağlaç. Bağlaç olduğunu ne yapıyormuşum? Yön değiştirmesinden anlıyormuşum. O zaman şu an şunu öğrendim. Yalnız ve ancak sadece anlamındaysa edatsa, o zaman sadece sözcüğüne bakayım. Sadece sözcüğü de edatlıdır. Evet, o zaman sadece sözcüğünü de edatlara yükledim. Sadece'nin kısaltması, kısaltılmış kullanması var sadece. Sade bir semtini sevmek bile ömrü değer diyor. Yani Kemal Bey yaptı. Oradaki sade de yine edattır. Bir de arkadaşlar bir sözcüğü var, bir sözcüğü. Bir sözcüğü de sadece anlamındaysa o da edat. Bir sözcüğüyle dikkat etmemiz gereken sözcüklerden neden dersiniz? Çünkü bir sözcüğü ne olabiliyor? Bir sayı belirtiyorsam bir gün kaldı gibi. Burada sayı sıfatı bir gün beni anlarsın dersen belgesi sıfat. Ek alırsa zamir olur, biri gelsin dersen zamir. Bir seni sevdim dersen de ne oluyor? Sadece seni sevdim demek istediğin için ne olacak? Burada edat olacak. Bir de sanki sözcüğünü verdim. Bu da testlerde karşımıza gelebiliyor. Sanki sözcüğü arkadaşlar edattır. En çok kullandığımız edatlar bunlar arkadaşlar. Şimdi edatlarla ilgili bir takım uzaklara geçiyorum. Şimdi edatlar cümlede, yani bu demektir cümlede sıfat, zarf, görevlerinde kullanılabilirler. Buz gibi su bir defada işte. Şimdi su ise, şimdi önce yazı bulayım. Gibi sözcüğü edattır, buldum, edat vardır, evet. Nasıl su? Buz gibi su. Ne oldu? Edat öbeği sıfat görevinde kullanıldı. Çünkü önündeki isme sorulan nasıl sorusuna cevap verdi. Sabaha doğru eve gelmiş. Burada a doğru edat mıdır? Evet. Ne zaman gelmiş? Sabaha doğru. Edat burada ne yaptı? Fiile sorulan, cümleye sorulan ne zaman sorusuna cevap verdi? O zaman ne oldu? Edat öbeği şuraya ben diyorum ki bu zarf cümleci, zarf yani. Edat öbeği zarf görevinde kullanılmış. Hatta zaman zarfı görevinde kullanılmış. Edatlar bunun dışında, ek aldıklarında, yani isim hareket, isim çekmekle ne aldıklarında ne olur? İsimleşir. Onun gibisini görmedim. Onun gibisi. Burada ne kalmış onun gibisi derken? Buradaki iyi ilki, iyilik eki, çünkü kaynaştırma arkadaşlar varsa ondan sonra gelen bu iyi ülkesi iyiliktir demiştik. Bu iyi belirtmal eki. Yani bunlar isim çekmekleri. O zaman ne oldu şu an? Edat'tan çıkmış, isimleşmiş. Hatta isim anlaması kurmuş. Onun gibisi, isim yerisi. Bu kadarı daha fazla, bu kadarını görmedim. Burada da aynı şekilde ne yapmış? Bu kadar edatı artık edatlıktan çıkmış. Çünkü ne kalmış burada? Haleki almış. O yüzden ne diyeceğim? Buradaki de isimleşmiş arkadaşlar. Arkadaşlar ünlemlerdeyiz. Ünlemler bildiğimiz üzere ya ses bildirir ya da ne yapar? Duygu bildirir. Ünlemleri ikiye ayırdım. Asıl ünlemler ve ünlemleri taşıyan sorular olarak. Asıl ünlemler dediğim gibi ya ses ya duygu bildiren ünlemler. Bunlar neler? Ya, of, oy, ah, yey, bire, vah, oh, işte, eyvah gibi ünlem belirten ifadeler. Gençliğim eyvah dedim. Ne yaptım? Buradaki eyvah sözcüğü sözcük türü olarak ünlemdir. Sonrasında ne yapmışım? Ünlem işareti koymuşum. Of yoruldum artık. Buradaki of sözcüğü ünlemdir. Of'tan sonra ne yapmış? Virgül atmış. Çünkü y harfi küçük harfle başladığı için ünlemi ne yaptım? Sona aktardım. Yani ünlem belirten ifadeden sonra direkt olarak ünlem işareti getirebilirim. Büyük harfle başladım. Sonrasında da büyük harfle başlarım. Veya virgül atarım. Ünlemi en sona koyarım arkadaşlar.
Oradan gördüğünüz gibi küçük harfle devam ederim. Ey Türk gençliği derken, ey burada ünlemdir. Ünlemini ne yapmışım? En son atmışım burada. Ah, ayağım burkuldu. Ah, burada gördüğünüz gibi duygu belirten bir sözcük. Direkt ne yapmışım? Ünlem içerisinde getirmişim. Çünkü nereden anladım? A harfi büyük yazıldığı için en sonunda ne yaptım? Noktamı koydum. Bazı sözcükler de ünlem değilken normal şartlarda ne yapıyor? Cümlede ünlem değeri kazanıyor. Yani bir duygu belirttiği için, bir ifade edildiği için. Arkadaş, unutum alacak bir var mı sakın? Buradaki arkadaşta ne var? Bir seslenme var. Normalde arkadaş sözcüğü isim ama ne yaptı? Cümlede ünlem değeri kazandı. Sonra da demiyor fark etmişim. Yurdum alacak ve uğratma sakın. Sakın ifadesi arkadaşlar burada yine ne yapmış? Ünlem değeri kazanan bir sözcüktür. Hemen buraya gel. Gel normal şartlarda fiildir. Ünlem değeri kazanmış. Benim ve Allah'ım bu çizgiyi yüzlerken Allah'ım sözcüğü burada arkadaşlar ünlem değeri kazanmış. Ünlem en sonuna konulmuş. Ünlemlerle ilgili bilmem gereken arkadaşlar da ünlem belirten sözcükler, ünlemler bunlar. Eğer kalırsa cümlede ne yapar? İsimleşir. Kimsenin ahını almayın. Ah sözcüğü normal şartlarda ünlemdi ama ne yaptı? Kimsenin ahı, isim yesi, iyilik eki aldı, neye kaynaştırma harf, ı burada belirtme leki. Yani isim çekmekten aldı ve sözcük tür olarak ne oldu? İsim. Hatta isim tamlaması kurdu. Kimsenin ahı. Eyvahlar, vahlar bu noktada işe yaramıyor. Bir şey demem ne? Eyvahlar, vahlar. Buradaki eyvahlar, vahlar gördüğünüz gibi çoğudaki alınmış ve burada da ne olmuş? Zaten özne görevinde fark ettiyseniz isimleşmiş. O zaman diyorum ki ünlemlerde ek aldıklarında isimleşebiliyor cümlede. Ünlemler bu kadar arkadaşlar. Biraz fazla ünlemde yapmam gereken şeyler arkadaşlar. Sıkıntı yaşıyorsanız bakın, bakarak çözüm hiç önemli değil. Bunlarla ilgili soru çözmemiz ve bunları bulmaca bulur gibi öğrendiklerimizi testlerde bulmamız arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar, edatları bitirdik. Şimdi sırada bağlaçlar var. Bağlaç dediğimiz şey sözcükleri, cümleleri bağlayan sözcüklerdir. Sözcük türlerinden arkadaşlar. En sık kullandığımız bağlaçları tahtaya yazdım. Bakalım bunlar nelermiş? İle, ve, veyahut, yahut, ya da, ama, fakat. Bunlar yön değiştirir. Lakin, ancak, ki, oysa, oysa ki, halbuki, madem ki, illa ki, meğer ki. Bu kiler biliyorsunuz ki bitişik yazılan kilerimiz. Meğer, ne var ki, yoksa, aksine, zira, çünkü, üstelik, hatta, bile, nitekim, yani, mesela, örneğin, kısacası özetle bunlar toparlayan bağlaçlar, sonuç bağlaçları. Velhasıl da onlardan. Öbek şeklindeki bağlaçlarımız var. Bunlarda ne, hem, ya, ister ister, gerek, ha ve kah sözcükler arkadaşlar, öbekler arkadaşlar. İşte baktığımızda bağlaçlardan dediğim gibi en sık kullanılanlar bunlar değildir. Bunlardan da arkadaşlar, şimdi bunları konuşalım üstüne. İle sözcüğüne baktığında ile bağlacına. İle arkadaşlar hem edat hem bağlaç olabiliyordu. İlinin bağlaç olma şartı şu: eğer ve yerine ve getirdiğinde aynı anlamı veriyorsa ile orada bağlaçtır. Yani Leyla ile Mecnun dersen Leyla ve Mecnun diyebildiğim için burada ile sözcüğü bağlaç. Bunu edatlarda bahsetmiştim. Ve veyahut yahut ya da ama fakat lakin ancak ki bunların dediğim gibi bağlaç olduğunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Burada bu kilerin bitişik yazıldığını unutmuyorsunuz. Oysa ki, halbuki, madem ki, illa ki, meğer ki arkadaşlar. Simboçam diye kullanmıştım ben bunu. Sanki, illa ki, madem ki, belki, oysa ki, halbuki, çünkü, meğer ki. Bunlar hep bitişik yazılan kilerimiz. Yoksa aksine zira, çünkü üstelik. Burada belki üsteliğin bağlaç olduğunu bilemeyebilirsiniz. O yüzden bunu altını çizdim. Hatta bunun altını çiziyorum. Özellikle bile sözcüğünde çok sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bile sözcüğü bağlaç, unutmayın. Bile sözcüğü bağlaç. Hatta biz şey diyoruz. Deda, dahi, bile anlamındaysa bağlaç da diyoruz.
Demek ki o zaman bile sözcüğü harika ile bağlanacak. Nitekim yani mesela örneğin kılıçları devralsa tamam, bunlar dediğim gibi aşamamız gerekenler. Bir de şu en sondakiler arkadaşlar. Öbek şeklindeki vallaştığımızı unutmuyorsunuz. Ne ne, hem hem, ya ya, ister ister, gerek gerek, ha ha, kah kah gibi bağlaştığımız. Bunların önemli olan şu, bunlar arkadaşlar, bunlar öbektir ve bunların arasına asla bir nokta ve şartı girmez. Yani sen burada ne ne bağlantısında bir virgül getiremezsin. Hemen bağlantısında bir virgül, bir nokta hiçbir şey getiremezsin. Bunu da bu şekilde bilelim arkadaşlar. Şimdi alta geçtiğimde yalnız ve ancak sözcükleri, bunu edatta da bahsetmiştim. Yalnız ve ancak sözcükleri evet edat da olabiliyor, bağlaç da olabiliyor. Edat olması için sadece anlamında kullanılması gerekiyor. Eğer sadece anlamında değilse, ne anlamındaysa şöyle söyleyeyim. Eğer fakat anlamındaysa, yani yön değiştiriyorsa. Yani arkadaşlar, fakat anlamla bir yön değiştiren bir ifade ise bağlaştır. Ne olabilir? Ölümü yaptım, yalnız getirmeyi unutmuşum. Ne yaptım? Yön değiştirdim. Sana kitabı veririm, ancak akşam getireceksin. Gibi. Bunlar da hani yerine sadece getirdiğimizde belki biraz size anlamlı gelebilir ama lütfen düşmeyin. Onlar edat değil, bağlaç. Çünkü yön değiştiriyor. Hep bir şartı var, bir şey var hani. Yön değiştirmek demek zaten ne demek? Hani bir şeyler iyi giderken kötü gitmesi ya da kötü giderken iyi gitmesi. Yani şöyle de toparlayabilirsiniz. Eğer fakat anlamına geliyorsa bağlaç. Fakat anlamında ise bağlaştırıyorum. Buradan toparladım. İle sözcüğünden bahsettik. DL arkadaşlar, bildiğiniz gibi DL bağlaştır. Ama tabii ki ayrı yazılması gerekiyor. Bulunma lekli olan DL'yle asla karıştırmayacağım. Aynı yazılan DL'miz bağlaç. Bu da cümleye ne yapar? Dahi bir anlamı katar. Cümleye dahi bir anlamı katar. Yani partiye Ali de geldi gibi. Bunda şöyle ayırt edebilirsiniz. Bulunma haldeki olan Devda ile bağlaç olan Devda'yı ayırt etmenin şöyle bir yolu var aslında. Yani birkaç yolu var. Bir tane, birinci yolu ve çok sık bilinen bir yolu bu. Yani genel bilinen bir yolu bu. Devda'yı kapatıyorsunuz, cümleyi okuyorsunuz. Eğer aynı şey cümlede anlam bozulmuyorsa, cümle anlamlıysa hala Devda bunu da bağlaştır. Eğer bozuluyorsa nedir? Bitişik yazılır. Ektir çünkü. Bu şekilde kapattığınızda bazen her zaman işe yaramayabilir. Şöyle de ikinci bir yol vereyim size. İkinci yol da şu arkadaşlar. Bulunma halek olan devda, yani ek olan devdanın zaten cümlede iki tane görevi vardır. Ya yer bildirir ya zaman bildirir. Yani yer veya zaman bildirmeyen devda bağlaştır arkadaşlar. Sıra. Evde seni bekliyorum. Nerede? Evde. Ev. Bitişik yazılıyor. Ev dağılmış. Buradaki ev de tabii nerede? Sorusuna cevap vermediği için hayır. Eve geldiğinde beni ara. Ne zaman? Geldiğinde. De. Ne zaman sorusuna cevap verdi? Bitişik. Buradan da yapabilirsiniz. Bu da ikinci bir yol. Alternatif arkadaşlar. İse bağlaştır. Karşılaştırma bağlaştır arkadaşlar. Devam edelim. Bağlaçlarla ilgili ekstradan bilmemiz gerekenler. Bağlaçlar ne yapar dedik? Sözcükleri, sözcük gruplarına, cümleleri birbirine bağlar dedik. Bunlarla ilgili örnek yazdım. Bunları inceleyelim. Ne çaydan ne kahveden haz etmek. Burada bizim bağlacımız neye bağlacı, öbek şeklindeki bir bağlaçtır. Burada kimi bağlamış? Çay ve kahve. Yani burada sözcük türü olarak baktığımda, şu an kaynak türü olarak bakıyorum. İsimleri bağlamış. Ne bağlacımız isimleri bağlamış. Küçük ama önemli bir ayrıntıyı fark etti. Baktığımızda küçük ayrıntı, önemli ayrıntı. Küçük burası sıfat mı? Evet. Önemli sıfat mı? Sıfat.
Çünkü nasıl ayrıntı, önemli nasıl ayrıntı, küçük sıfat. Buradaki bağlacımız neydi? Ama bağlacı, ama bağlacımız burada ne yaptı? Sıfatları bağladı. Gerek ben gerek o üstümüze düşen şey yapmaktan kaçınmayız. Burada gördüğünüz gibi gerek bağlacım var. Bu bağlaç kimi bağladı? Ben ve o zamirlerini bağladı. Kişi zamirleri değil mi? Ben ve o sözcükleri. Yarın veya o bir gün mutlaka uğra. Veya burada bağlaç bakıyorum veya burada kimi bağlamış sözcük türü olarak bakıyorum. Sözcük türü dediğimde ne bakacaksınız? İsim, sıfatlarınız var, edatlarınız bilmem ve fiile bakacaksınız. Yarın ve öbür gün bağlamış. Bunlar ne yapıyor cümleye? Ne zaman soruyor, cevap veriyor. Yani burada zarfları, hatta zaman zarfları bağlamış diyebilirsiniz. Buraya gelmek ve sizinle görüşmek istedim. Buradaki bağlacımız ve buradaki B'ye bağlı, kim bağlıyor? Buraya gelmek, sizinle görüşmek. Bak, şu öbek, ne öbeğidir dersek arkadaşlar, isim fiil grubudur. İsim fiil grubudur. İsim fiil gruplarını bağlamış da diyebilirsiniz. Fiilimsi grupları da diyebilirsiniz. Burası fiilimsi grubu. Hatta detaya girersem isim fiil grubuymuş. Burası da aynı şekilde fiilimsi grubu. İsim, fiil, grubu diyebilirim. Bu adam ne ana bilir ne baba bilir. Yine bağlacı, neye bağlacı arkadaşlar. Burada bilir. Yani bu adam ana bilir, bu adam baba bilir. İki tane fark ettiyseniz neyi bağlamış? Cümleleri bağlamış arkadaşlar. Bilir şeklinde. Bağlacımız ne yapmış? Cümleleri bağlanmış. İki tane cümleyi bağlamış. Burada size neyine bağlı ile ilgili aklına gelmişken hemen bir şey söyleyeceğim ve asla unutmuyorsunuz. Anlatım uçumda da işlemeyecek, her yerde hayal söyleyecek. Şimdi eğer cümlede neyine bağlı varsa yüklem her zaman olumlu olmak zorunda. Aksi olamaz. Yani ne gelen ne giden vardır. Ne gelen ne giden yok diyemem. Anlaşıldı mı? Çünkü ne zaten cümleye olumsuzluk anlamı verdiği için ikinci bir olumsuzluğa gerek yok. Ne gelen ne giden olmadık yok. Ne gelen ne giden oldu diyeceğim. Yani lütfen mutlaka olumlu olmak zorunda. Şöyle parantezinde yazalım o zaman. Yüklem olumlu olur. Tabii ki sadece şu durumlarda olumsuz olabilir. Eğer yüklemi başa çekersen, olmadı, ne gelen ne giden dersen o sıkıntı olmaz. Yani yüklem başa çekilirse olumsuz da yapabilir ama onun dışında eğer aralarda bir yer neredeyse her zaman ne yapacağım? Yani başladıysa mutlaka yüklem olumlu olacakmış. Bir de bazen bana bağlaçlar şu şekilde sorulabiliyor. Hangisinde bağlaç farklı ögeleri bağlamıştır? Diğerlerinden gibi. O yüzden burada da 3 örnekte de hangi ögeleri bağladığına bakacağım. Cümlenin ögelerinden birazcık yararlanacağım bu konuda. Annesi ve babası yemin törüne gelecekmiş. Gelecekmiş yüklem. Kim gelecekmiş? Annesi ve babası. Buradaki ve bağlacımız kim soruna cevap veren ne yaptı? Özneleri bağladı arkadaşlar. Bağlama grubu yaptı. Evini ve arabasını satmış. Satmış yüklem. Kim satmış? O gizli özne. Neyi satmış? Evini. Neyi satmış? Arabasını. Evini ve arabasını derken buradaki ev bağlacımız kim bağladı? Belirtili nesneleri bağladı arkadaşlar. Son zaten bu evi bitiyor. Hem sana hem bana yanlış yaptı. Kim yanlış yaptı? O. Kime? Hem sana hem bana. Buradaki hem bağlaçları sana ve bana'ya bağladığı için son ay yapıyor zaten ve kimin sorusu cevap verdi. Dolaylı tüm işleri bağladı arkadaşlar. Bağlaçlarımız da bu kadar. Dediğim gibi edat bağlaç konusu biraz arkadaşlar
ezber gerektiren bir konu. Bunları tanımamız gerekiyor. Diğerlere kadar hani bir mantı olmayan bir konu. O yüzden bunu biraz daha bunlara dikkat edelim. Özellikle altını çizdiklerimi veya çizmediğim şu grubu unutmuyoruz. Hem edeten bağcılanları da unutmuyoruz. Bağışların böyle bir bunlar.